Evrim Akın, o doğduğunda takvimler 12 Haziran 1979'u gösteriyordu. Ankara'da dünyaya gelen Evrim'in annesi Elif Hanım memur, babası Mustafa Bey ise subaydı. Ünlü şair ve yazar Gülten Akın babasının amcasının kızıydı. Selçuk adında bir de erkek kardeşi vardı. 80 darbesinden bir yıl önce doğmuştu. Annesi aslında ona başka bir isim vermek istiyordu. Devrim, Deniz, Şafak gibi isimler vardı aklında. Ama ileride başı belaya girer diye vazgeçti. Onun ismini halası koydu. Aşırı özgüveni olan, biraz da şımarık olan bir çocuktu. Sabaha verdiği röportajda çocukluğuyla ve ailesiyle ilgili şunları söylemişti ünlü oyuncu. "Ben Angaralıyım. Rengarenk bir gecekondu mahallesinde büyüdüm. Babam Arnavut, annem Kürt. İki tarafa ait bir ailenin çocuğuyum. Babaannem Çankaya'da otururdu. Anneannem aşağı Ankara'da, Tuzluçayır'da. Çankaya'ya geliyorsun, bambaşka bir kimliğin oluyor. Bu tarafa geliyorsun, yer sofrasında yiyorsun. Sebahat Akkiraz, Neşet Ertaşların hakim olduğu bir kültürde büyüdüm. Dedem gazete alırdı, o gazete akşama kadar bütün mahalleyi dolaşırdı. Sonra yeniden eve gelirdi. Çocukluğumdan beri gazeteci olmak isterdim. Oyuncu olmasaydım gazeteci olurdum. İki taraftan da çok şey edindim, gözlemledim." Akın, babasının tayini sebebiyle liseye İzmir'de başladı. Kendisini "Ankaralıyım, Bozkır tezenesiyim" diyerek tanıtan Akın'ın çocukluğu çok da mutlu geçmemişti aslında. Posta'ya verdiği röportajda anlattıklarına göre babası siyasi nedenlerle hapse girmiş. Annesi iki çocuğa tek başına bakmak zorunda kalmış. Hatta çalıştığı yerde verilen yemeği akşam çocukları yesin diye eve götürürmüş. Üstelik babasının siyasi görüşü sebebiyle bazı akrabaları onlara sırtını dönmüş. Çok mutsuz ve acılı bir çocukluk dönemi geçirdiğini söylüyordu. Çok üzülmüş, çok ağlamış Evrim Akın. Yaşadıklarını Sabah'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. "Babam kurtuluşçu. Aslında tüm aile Demokrat Partili. Anneannem Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanıymış Ankara'da. Aralarından bir tek babam solcu çıkıyor. Babam işkence sürecini yaşamış bir insan olduğu için sadece şunu tembihlemişti bana. Her şeyi bil ama paylaşma. Çorum İskilip'teydi, orada yattı. 1,5 sene. Tabii ondan önceki süreç de var. Gözaltı, işkence. Çok küçüktüm. Gece yarısı evimizi bastılar, babamı alıp götürdüler. 15 gün sonra geldi. Sırtı yara içindeydi. Annem pansuman yaptı. O anı hiç unutmuyorum. Birkaç dişi yoktu ağzında. Kardeşim yeni doğmuştu. Zaten onun hayatının bir kısmında babam yok. Babam eve geldiğimde babamı tanımıyordu. Tam da yeni konuşmaya başladığı dönemlerdeydi." "1997 yılına gelindiğinde babasının kaybıyla sarsıldı. Meğer babasında gizli kalp varmış. Ani bir kalp kriziyle vefat etti. Akşamdan Uğur Kalabaş'a verdiği röportajda şunları söylemişti Akın. Babamı erken kaybetmem kendi ayaklarımın üzerinde, aileme daha çok sarılarak ve sorumluluk alarak hayatın içinde daha mücadeleci bir yapıya çevrilmeme sebep oldu. Bu durumdan asla şikayetçi olmadım. Tek şikayetim babamın yanımda olmaması." İzmir'de Konak Belediye Tiyatrosu'nda kursiyer olarak tiyatroya başlayan Evrim Akın, liseyi bitirdikten sonra konservatuar eğitimi almak için İstanbul'a akrabasının yanına geldi. Müjdat Gezen Sanat Okulu'na kaydoldu ama buradaki eğitimini tamamlayamadı çünkü okuldan atıldı. Sabaha verdiği röportajda bu hikayeyi şöyle anlatmıştı. YÖK'e bağlı olmayan ama üniversite formatında bir okul. Konservatuvar müfredatı bile aynıydı. Hatta konservatuvardan bile daha iyi, daha fazla, daha değişik, daha özel dersler ve hocalar vardı. Az sürdü ama atıldım. Biz sınıfça atıldık. Komple 13 kişi. Devamsızlık yüzünden atıldığımız söylendi. Çok havalı bir sınıftık. 13'ü de böyle mi denk gelir? Okulun en güzel kızları bizim sınıftaydı. En çirkinleri bendim. Müjdat Hoca diyor ki devamsızlıktan attık. Kimsenin söylediği birbirini tutmuyor aslında. Benim duyduğum yeteneksiziz diye atıldığımız. Aradan çok uzun zaman geçti zaten.
Oradan atıldıktan sonra bir süre dublaj yaptı ve kendisini geliştirdi. Eltiler, Kimsecikler, İmparator, Nisan Yağmuru gibi yapımlarda rol alarak ekranlarda görünmeye başladı. TRT'de Hülya Koçyiğit'le birlikte bir dizide çalıştı. Estağfurullah Yokuşu'nda oynadı. Oradaki yönetmen Jale Atabey Evrim'i Avrupa yakasına çağırdı. Evrim bu karakter üzerine çok düşündü ve Selin karakterinin ortaya çıkmasını sağladı. Bağdat Caddesi'nde gördüğü kızlardan yola çıkarak hazırlamıştı karakteri. Selin yere bakan olarak "Oha falan oldum yani" ve "Kal geldi" gibi repliklerle hafızalara kazındı. Bu dizide uzun süre çalıştıktan sonra ekipten ayrıldı. Avrupa yakasında ilk büyük çıkışını yakaladıktan sonra Şaşkın ve Memleket Hikayeleri gibi yapımlarda rol aldı. Ama ikinci önemli projesi 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek adlı dizi oldu. Fantastik bir dizi olan Bez Bebek ile çocukların sevgilisi haline geldi. Ayrıca Avrupa yakasındaki rolünden çok farklı olan bu karakter sayesinde her role uyum sağlayabileceğini izleyenlere göstermiş oldu. 2011-2013 yılları arasındaysa Şafak Sezer, Oya Başar gibi usta oyuncularla birlikte Alemin Kralı adlı dizide oynadı. Bu dizide hayat verdiği Jülide karakteri de o dönem fenomen haline geldi. 2012 yılında Cumartesi Postası'na verdiği röportajda şunları söylemişti. "Avrupa yakası dönüm noktamdır. Ama ah Nana çok başka. Çok seviyordum. 100 bölüm çekmiştik. Daha da çekilse seyredilirdi. Tertemiz bir varlıktı Nana. Naifti, ürkek bir güvercindi. Zaten benim her rolümün bir açılımı vardı. Selin tavuk, Nana güvercin, kuşgillerden gidiyorum ama. Jülide ise kuğu gibi. Ama hırçın bir kuğu. Yani o Ankara Kuğulu Park'taki göz süzen mazlum kuğulardan değil." Tiyatro sahnelerinde de izlediğimiz Akın, Yarın Başka Koru'da, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Oyunculuk Sınavı, Sevgili Doktor, Tükürür Kaçarım ve Renkler Krallığı gibi oyunlar için sahneye çıktı. Akşamdan Uğur Kalabaş'a verdiği röportajda oyunculukla ilgili şunları söylemişti. "Oyuncu olmasaydım delirirdim herhalde. Bir bedende bir sürü karakter dışarı çıkmazlarsa ne olurdu? İyi olmazdı. Çok kararsızdım zaten. Her şey olmak istiyordum. Sonra oyunculuğu keşfettim ve tek bir meslekle her şey olabilmeyi seçtim." Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yaptı yıllarca. Akşam Yıldızı, Koca Kafalar, Uzman Avı, Ev Kuşu, Çocuktan Al Haberi ve Yeni Bir Ev gibi programların sunuculuğunu üstlendi. Çocuktan Al Haberi adlı programda çocukların sevgilisi olan Akın, Ev Kuşu'ndaysa ünlülerin evlerine konuk oluyordu. HT Hayat'tan Ece Sorahan'a verdiği röportajda programla ilgili şunları söylemişti. "Evcilik gibi, oyun gibi görüyorum programı. Bunu yapmadan gittiğiniz evdeki insanı kendi dünyanızın içine çekemezsiniz. Safiye Soyman benimle birlikte çimlerde yuvarlandı. Kurgu değildi, spontan gelişti. Bana sen ne yapıyorsun, beni çocukluğuma döndürdün" dedi. "Koskoca ağır başlı Nejat Alp'le öpücüklü selfie çektim. Böyle yoldan çıkardığım ünlüler var." Oldukça titiz olan Akın, Hadi Be programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Bavulunda hep duş terliği bulundurduğunu, kendi evi hariç hiçbir yerde yalın ayak yere basamadığını, otel terliği bile kullanamadığını söyledi. "Ve kulisimde de kendime ait terliklerim var. Eğer bir başkası terliğimi giyerse ben onu bir daha asla giymem. Çöpe atarım. Herkesin bazı hassasiyetleri vardır. Benimki de bu" demişti. Hassas bir tarafı da olan Akın, HT Hayat'tan Ece Saruhan'a verdiği röportajda şunları söylemişti. "Ben içimdeki küçümene gözüm gibi bakıyorum. İçimdeki çocuğu zedelemesinler diye evden çıkmıyorum. Sosyal çevrem çok kapalıdır. Arkadaşlarım bellidir. Öğrencilik dönemimde yapardım ama artık herkesi hayatıma sokmuyorum. Buna ihtiyaç duymuyorum. Hayatta bir sürü sınavdan geçiyorsun, canın acıyor, belki can acıtıyorsun. Çok şükür sonunda doğru insanları buluyorsun. Korunaklı bir hayatım var. Kirlenmekten korkuyor, kirletilmek istemiyorum. Kirlenmeye karşı büyük bir savaşım var. Bu savaşı da evden çıkmayarak, çok fazla sosyal olmayarak veriyorum." Komedi yönüyle tanıdığımız Akın, HT Hayat'tan Ece Saruhan'a verdiği röportajda şunları söylemişti. "Komediye bayılıyorum. Öyle bir toplumuz ki, şimdi burada birileri kavga etse hepimiz kalkıp bakarız. Birisi ağlasa yardımına koşar ve onun acısıyla besleniriz.
Ama birileri kahkahalarla gülse ne ayıp deriz. Bu coğrafyada gülmek, kahkaha atmak ayıptır. Ben çocukken servisi kaçırdığım zamanlarda arkadaşlarımla otobüse binerdim. Çok güldüğümüz için bizi azarlayıp otobüsten attıkları olurdu. Niye gülüyormuşuz? Ağlayalım mı? Güleceğiz tabii. Bu yüzden bu ülkede komedi yapmak hem zor hem de çok keyifli. Mizah zeka işidir. Zeki kadın da güzel ve seksidir. Komedi bu zamana kadar ülkemizde çok ciddiye alınmamış, hep soytarılıkla eşdeğer tutulmuş. Oysa yeni nesil gülmek ve eğlenmek istiyor. Yakın zaman önce ülke nereye gidiyor diye dertlenirken mizahın önemini ve gücünü gördük. O süreçte toplumu gençlerin mizah gücü kurtardı ve ayakta tuttu. Mizah olmasaydı durum çok daha kötü olabilirdi. Maalesef günümüzde mizahçıların da işi çok zor artık. Politik mizah yok. Din, siyaset, her şey dogma. Hiçbirine dokunulmuyor. Sadece aile ilişkileri üzerine mizah yapılıyor ve bu durum beni çok sıkıyor. Çocukluğunda babasının yaşadığı hapis sürecinden çok etkilenen Evrim Akın, sabaha verdiği röportajda şunları söylemişti. Hapis kavramını çok iyi bildiğim için onu sevmiyorum. Düşünce suçları için farklı cezalar olsa, ne bileyim evinde hapsedilse, dört duvarın arasında, o soğuk binalarda çoluğundan çocuğundan uzak değil de evde olsa, pranga olsa ayağında, artık hiçbir şeye inanmıyorum. Biraz hümanist, biraz hedonistim. 24 saat gülmek istiyorum. Çünkü benim çocukluğum kahkahalarla gülerek geçmedi. Yani bir gerizekalı gibi 24 saat gülebilirim. Bu hayatta tek amacım zevk almak, eğlenmek, eğlendirmek istiyorum. Yoruldum çünkü. Çok küçüklükten beri yoruldum. Özel yaşamına değinecek olursak Güzel Yıldız 1997 senesinde Ümit Çırak'la evlendi ama bu evlilik 98 yılında sona erdi. Sonrasında bazı ciddi ilişkileri olsa da aradığı mutluluğu bulamadı. Akın Anneler Günü'nde M1 Konya AVM'deydi. Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte ''Çocuklar da beni çok seviyor, enerjimiz tutuyor, içimde yaşayan çocuğu büyütmüyorum.'' Hiçbir zaman içimdeki çocuğu öldürmeyeceğim. Gerçek ve samimi davranmam çocukları etkiliyor dedi. Anne olmak istediğini de söyleyen Evrim Akın, her kadın gibi çocuğum olsun istiyorum ama doğru adamla karşılaşamadım. Ben babam gibi bir adam arıyorum. O da gelmiyor maalesef. Babam son Mohikan'da açıklamasında bulundu. Biz de Evrim Akın'a hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.